Arkadaşlar merhabalar, uzaktan eğitime destek olarak anlattığım temel düzey anlatım serisinde kombinasyondayız. Burada biliyorsunuz özellikle 12. sınıflar 8'ler okula gidebiliyor ama sizler 10. sınıflar, 11. sınıflar, 9'lar okula gidemiyorlar. Tabii özel okullarda gidenler oluyor ama genelde okula gidilmiyor ve ee, uzaktan da dersler bazen sıkıntılı olabiliyor. Görmeyen arkadaşlarımız da var veya gördüğü halde anlamayanlar var. Ee, ben de biraz buna destek olsun diye basit düzey anlatıyorum arkadaşlar. Ama sizin düzeyiniz fena değilse bence bu video yerine normal düzey anlatımdan da ilerleyebilirsiniz. Ancak kombinasyon, permütasyon, olasılık gibi konular sıkıntılı konular olduğu için hocam en baştan izleyeyim diyorsanız evet doğru yerdesiniz. Hiç anlamadıysanız yine doğru yerdesiniz veya okulda doğru düzgün görmüyorsanız evet buradan takip etmelisiniz. Permütasyon gibi kombinasyonda sert ve ters bir konudur arkadaşlar. Sabırlı olmak lazım. Mümkün olduğunca bizi taklit eder gibi e, çözmeye çalışmak gerekiyor. Bence bu konuda bu önemli ve elinizden geldiğince soru tipi görmeye çalışın. Tek tek deneme şansımız olmadığı için bu konunun anlaşılması ve oturması çok da kolay olmuyor. Çünkü 10 kişiden 3 kişiyi kaç farklı şekilde seçebiliriz dediğimiz zaman bunun defalarca seçim tarzı vardır arkadaşlar. Şekli vardır. Haliyle onları tek tek anlatamayacağımız durumlar var ve bunları direkt böyle kuralla çözeceğiz. O yüzden de size elimden geldiğince yardım edeceğim ancak bazı noktalarda kurala uygun şekilde davranmamız lazım. Aklınıza yatmadığı zaman size tavsiyem şudur. 10 tane kişiden 3 kişiyi nasıl seçeriz anlamayan bir öğrenci bence 3 kişiden 2 kişi kaç farklı şekilde seçileri anlamak için uğraşabilir. Yani rakamları küçültüp onları anlamaya çalışırsanız büyük sayıları daha kolay anlarsınız. Nasıl olsa teknik olarak 10 kişiden 3 kişi seçmekle 3 kişiden 2 kişi seçmek arasında bir fark yoktur. Yorum aynıdır, sadece sayılar değişiktir. Aklınızda bulunsun. Büyük sorularda, büyük sayılı sorularda birazcık arkadaşlar sayıları küçültüp anlamaya çalışmak mantıklı. Ki dediğim gibi en başa dönersem Beni iyi dinleyin ve çözümlerimi taklit etmeye çalışın başlangıçta. Öğrenmenin bir aşaması da taklit etmektir arkadaşlar. Şimdi kombinasyon arkadaşlar seçmek, permütasyonda sıralamakla ilişkili. Bu yüzden biz bu sorularda kombinasyon sorularında özel bir şey demediyse seçim yapacağız arkadaşlar, sıralama yapmayacağız. Dolayısıyla 1 2 3 kümesinin ikili kombinasyonlarını ve ikili permütasyonlarını size yazıp göstereyim bakın. İkili kombinasyonları şudur. Seçmektir. Sadece seçtiğimiz için de sıra önemli değildir kombinasyonda artık. Yani bakın 1 2, 1 3 ve 2 3 bitti. Bunu peki şöyle yazsak hocam olur mu? 2 1, 3 1, 3 2. Fark etmez. Sonuç olarak burada nasıl yazdığınızın önemi yok. 1 önce mi gelmiş, 2 önce mi gelmiş önemli değil. Önemli olan ikili ikili seçimler yapmak. Gördünüz mü? Böyle 3 tane eleman oluştu. Bu arada kombinasyonda elemanları bulduğumuz zaman alt küme buluyoruz. Onu da söylemiş olayım. Yani biz bu kümenin aslında iki elemanlı alt kümelerini bulduk. Bir anlamda bunu da söylemem gerekiyor. 9. sınıfta kümeler gördünüz. Orada tabii ki kombinasyon yorumlarıyla anlatmadık ama bunu da belirtmiş olayım. Gelelim ikili permütasyonlara Bakın orada durum şu arkadaşlar. 1-2 1-3 2-3 Şimdi dikkat edin yer değiştiriyorum. 2-1, 3-1, 3-2. Çünkü arkadaşlar permütasyon sıralamaktır. Araya bakın virgül falan da koymadım ha. Bunları böyle arka arkaya dizmek demektir. O yüzden de sıralama önemli olacaktır. Artık bunları tabii tek tek sayarak mı yapacağız? Hayır. Önce bir permütasyonun formülünü hatırlatayım. N'nin R'li permütasyonu şuydu. N ye faktöriyel bölü N eksi R faktöriyeldi. Gelelim kombinasyona kombinasyonda arkadaşlar C, N, R diye gösterilir. Veya N'nin R'li kombinasyonu diye gösterilir arkadaşlar. Dolayısıyla şudur olay. Şimdi burada durum şudur. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Formülümüz bu arkadaşlar. Artık kombinasyonda bunu kullanacağız formülü bilin çünkü öğretmenleriniz formül odaklı sorularda soruyor. Ancak soruları yaparken ben kendimce böyle hani bir kural anlatmayacağım size. Kendimce bu uzun uzun işlemleri yapmamak için göstereceğim bir şey de olacak birazdan. Birkaç kombinasyon örneği de vereyim size arkadaşlar. Bakın şimdi. A B C D E F kümesinde ikili kombinasyonlar görüyor musunuz? A B B C D E C F B E D F şeklinde. Gördüğünüz gibi ikili seçimler zaten Türkçesi seçim arkadaşlar kombinasyon. Haliyle biz artık burada sıralama yapmayacağız sadece seçeceğiz bırakacağız. Yani şöyle demeyeceğiz. Ee, sırayla gelin bakalım cümlesi permütasyondur. Hadi ikiniz gelin bakalım dediğimiz zaman arkadaşlar bu bizim için kombinasyondur. Bakın üçlü kombinasyon görüyor musunuz? A, B, C, B, D, F, A, C, E. Bu arada dediğim gibi kümelerden seçim yaptığımız için bunların birer alt küme olduğunda bence bilin. Şimdi 7 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı kombinasyonlarının sayısını bulalım demiş soru. Tabii ki şunu yapmayacağım. Diyelim küme A, B, C, D, E, F, G olsun. A, B, C, D, E, A, D, E, F, G. Tek tek sayacak mıyım? Hayır. Ne yapacağız artık? Formülü öğrettim demin. 7'nin 5'lisi diyeceğiz. Bunu da yazarken formülümüz neydi? Kenarda hatırlayalım. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Yani 7 eksi 5. 2 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Gördünüz mü? Dolayısıyla faktöriyel yani nasıl yazılır? 7 çarpı 6 sadeleştirmek için 5 faktöriyelde dururuz. Neden? Aşağıda 5 faktöriyel var. Böylece bak bunları sadeleştireceğim. Burası da 2 faktöriyel. 2 yani. 42 bölü 2'den 21 oldu arkadaşlar. Bunu ben şöyle yapıyorum. Bir yöntemde söyleyeyim size. Hadi dur burada söylemeyeyim. Birazdan bir bilgi vereceğim. Tam orada vereyim. Şimdi arkadaşlar kurallarımız var. N'nin R'lisi N'nin N-R'lisine eşit. Bu bence bilinmeli. Böyle harfli olunca bir şey çok anlaşılmıyor. Bana da çok sempatik geldiğinden değil ama yani biliyorsunuz harf üzerine kurulu matematik çoğu zaman sayı olmuyor maalesef. Yani o yüzden de bu tarzda göstermek zorundayız n'nin x'lisi n'nin y'lisine eşitse bunlar ya birbirine eşittir ya da toplamları neye eşittir. Gösteriyorum bu iki örneği. 8'in 5'lisi arkadaşlar 8'in 3'lüsüne eşittir. Eğer alttakilerin toplamı üsttekine eşitse bunların gerçekten kombinasyonları birbirine eşit. Ben size bir örnek göstereyim bakın. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşit. Hatta bunu size görsel olarak da göstereceğim. ABC kümesinden İki elemanlı seçimler yapalım. Bakın şimdi. AB AC ve BC. Kaç tane oldu? Üç tane. Geliyorum şimdi. Buradan bir elemanlı seçimler yapıyorum. A, B ve C. Gördünüz mü? Peki kaç tane çıktı yine cevap? Üç tane. Sayısal olarak aynılar tabii ki. Yoksa elemanlar aynı değil. Tabii ki AB, AC, BC farklı. ABC farklı. Böylece Bunlar arkadaşlar sayısal olarak birbirine eşit gelir. Bundan dolayı artık bana 7'nin dörtlüsü nedir dediği zaman ben istersem 7'nin üçlüsü yazabilirim. Ya da 11'in üçlüsü nedir derse 11'in sekizlisi aynı şey derim. Bunu yazabilirim yerine. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bu şimdi birinci ile ilgiliydi. İkinciye gelelim. Diyelim soru size şöyle bir şey verdi. Dedi ki 8'in x'lisi 8'in 2x eksi 4'lüsüne eşit dedi tamam mı? Şöyle bir şey yaptı. Bakın şimdi birincisi altlar direkt birbirine eşit olabilir. Yani şunu diyebilirsin. x eşittir 2x eksi 4'tür hocam. Atarım bu tarafa. Onu da diğer tarafa atarım. x 4'e eşit olur dersin. Gerçekten de yaz yerine 8'in 4'lüsü. Zaten öbüründe de yazarsan yine 8'in 4'lüsü. Sonra ikinci yol, ikinci yorum pardon. İkinci yorum da şu olabilir. Bunların toplamı 8'e eşit olabilir. O zaman da 3x eşittir 12'dir. x de buradan yine 4 geldi. Gördüğünüz gibi sorularda ya toplamları yukarıya eşittir ya da birbirine eşittir diyeceğiz. Hemen bakın şimdi bununla ilgili bir örnek daha yazayım ben size. Diyelim 6'nın x'lisi 6'nın y'lisine eşit dedi tamam mı? Burada şunu diyebilirsiniz. 1 x artı y 6 eşit olabilir. 2 x eşittir y olabilir. Bu şekilde bunu da böyle söylemiş olayım arkadaşlar. Gelelim şimdi üçüncüye. Üçüncüde de arkadaşlar bir şeyden bir tane seçmekle bir şeyden onun bir eksiği kadar seçmek aynı şeydir. Böyle çok garip geldi değil mi? Bakın şimdi şunu demek istiyorum. Örnekle göstereyim. Diyelim arkadaşlar 4'ün üçlüsüyle işte bakın 4'ün birlisi aynı bir şeyden bir tane seçmekle n eksi bir tane seçmek sayısı olarak aynıdır. Göstereyim. A, B, C, D kümesinden 3 elemanlı alt kümeler yapıyorum. A, B, C, A, C, D ve B, C, D. Bir de neyi unuttuk? Ha, yani A, B, D. Kaç tane oldu? 4 tane. Şimdi gelelim. Bundan burada 4 tane eleman var bakın. Şimdi gelelim birer tane seçelim. Dördün bir listemek birer tane seç demek. A, B, C ve D. Kaç tane çıktı burada küme? Dört tane. Gerçekten bakın sayıları aynı. Yoksa kümeler aynı değil tabii ki. Bu şekilde bu yüzden N'nin birlisi N'nin N eksi birlisine eşittir. Bir şeyden tamamen seçmekle hiç seçmemek aynı şeydir. Bire eşittir. Örnek 3 kişiden 3 kişi seçmek demek bir seçim yapabilirsin. Hepsi gelecek. ABC'den 3 elemanlı alt küme oluştur ya da ABC kişilerinin 3'ünü de buraya çağır bakalım dediğimizde mecburen sadece ABC olur. ABC kişilerinden hiç gelmesin demek o da bir seçimdir. Sonuçta seçmemek de bir seçim. Aslında ne yapıyorsun? Onları istemeyerek bir seçim yapmış oluyorsun. Bu yüzden arkadaşlar N'nin sıfırlısı N'nin N'lisine eşittir ve bu da 1'e eşittir. Şunu ben vermeyeceğim şu an. Belki okulda öğretmenleriniz verir. Çok da böyle mühim bir kural değil arkadaşlar. O yüzden onu geçiyorum. Şimdi gelelim sorularımıza. N elemanlı bir kümenin dörtlü kombinasyonlarının sayısı üçlü kombinasyonlarının sayısına eşit olduğuna göre N kaçtır? Ha, bakın N'nin dörtlü kombinasyonlarının sayısı üçlü kombinasyonlarının sayısına eşittir diyor ya. Burada bakın 4 artı 3 7'ye eşit arkadaşlar. Neden? Ne demiştik? Bu alttakiler birbirine eşit olacak. Ya da e, eşit olmadıklarına göre o zaman bunların toplamı yukarıya eşit olacak arkadaşlar. Gelelim buraya bakın. Onun 2n iki artı ikilisi onun 5 eksi n'lisine eşitmiş. Şimdi burada arkadaşlar birincisi bunlar direkt birbirine eşit olabilir. Bakın böyle. Yani 3n eşittir. Ee, buradan bu tarafa attık bunu. Bu tarafa da bunu attık. 3 oldu. N eşittir? 1 olabilir. Gerçekten yerine yazın bakın. 10'un 1 kere 2, 2. 2 daha 4. Dört. 10'un dörtlüsü. Öbür tarafa yaz 1'i. 10'un dörtlüsü. Hakikaten zaten bunlar birbirine eşittir. Veya 2n artı 2 ile 5 eksi ne arkadaşlar? Neye eşit olmalı? 10'a. Böylece en eşittir buradan öbür tarafa atarsak 3 oldu. Yaz yerine gerçekten. 3 kere 2 6. 2 daha 8. 10 eksi 2. Şey 10 eksi 3 2. Zaten bunların toplamları 10'a eşitse birbirine eşitti. Demek ki n 1 veya 3 olabilirmiş arkadaşlar. Mevzumuz bu. Şimdi gelelim buraya. Şimdi n'nin sıfırlısı arkadaşlar n'nin birlisi n'nin ikilisi n'nin n'lisine kadar bunları toplarsak bir kümenin bütün alt kümelerini bulmuş oluruz. Zaten ben konunun başında size ne demiştim? Bir kümenin alt kümeleridir aslında yaptığımız seçimler. Şurada ee, demeni yazmıştım ya bir daha geriye dönmeyeyim şimdi. Mesela bir ABC kümesinden AB seçmek demek bundan iki elemanlı alt küme seçmek demektir. A seçmek demek bir elemanlı alt küme seçmek demektir. Hiç seçmemek o da bir seçimdir. Boş eleman yani boş kümenin alt kümesini seçmek demektir. Haliyle işte bunların hepsini topladığımızda bize alt küme sayısını veriyor. Gerçekten ABC üzerinden tek tek göstermek istiyorum. Bakın şimdi. A B C AB AC BC ABC ve tabii ki olmazsa olmaz boş küme. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hatırlıyor musunuz 9. sınıftan bir kümenin alt küme sayısı neydi? 2 üzerine. Gerçekten 2 üzeri 3 nedir? 8. Hemen şunları da söyleyeyim. Bunlar bir elemanlı alt kümedir. Şunlar arkadaşlar 2 elemanlı alt kümedir. Bu 3 elemanlı alt kümedir. Bu zaten boş küme. Dolayısıyla arkadaşlar gerçekten bakın boş küme seçmemek demektir. N'nin sıfırlısı, N'nin birlisi, N'nin ikilisi, N'nin üçlüsü. Gerçekten de arkadaşlar N'nin sıfırlısından N'nin N'lisine kadar olanı toplarsak burada elde edeceğimiz şey gerçekten kümenin alt küme sayısı olur. Bunu böyle söylemiş olayım. Bu ekstra bir bilgi sorularda da lazım olacak bu yüzden söyledim arkadaşlar. Şimdi C51, C30, C00. Bunun yerine bunu göstermek de aynı şeydir. Bu yüzden 5'in birlisi bakın 5 faktöriyel bölü 5 eksi 1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. 5 faktöriyel 5 eksi 1 4 faktöriyel. 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Ne kaldı geriye? 5. Zaten arkadaşlar n'nin birlisi kombinasyonda direkt n'ye eşittir. Aklınızda bulunsun. Sonra geliyorum ikincisine. Gerçekten buraya artık 5 yazabilirsiniz bu kuraldan sonra. Şimdi 3'ü 0. Bir şeyi seçmemek, hiç almamak bir seçimdir. Ama bir tanecik seçimdir. 3'ün sıfırlısı bu yüzden 3 cevabımız 1 olur. Gerçekten göstereyim formülle. Neydi formülümüz? N faktöriyel bölü N R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Dolayısıyla buradan da gerçekten bakın gitti. 0 faktöriyel 1'dir. Cevap 1 oldu. Sıfırın sıfırlısı arkadaşlar yine 1'dir. Çünkü yani seçim yok ortada bir şey yok. Böylece burada da e, ne söyleyeceğiz? 1 diyeceğiz. Bu arada unutmayalım sıfır faktöriyel arkadaşlar neydi? 1 faktöri şey 1'di. Dolayısıyla sıfır eksi sıfır faktöriyel aşağısı burası sıfır faktöriyel burası da sıfır faktöriyel bunların hepsi 1'e eşit arkadaşlar. Yani seçmemek üzerinden bir seçim yapmak gibi böyle paradoksal bir durum oluyor. Böylece bunların toplamları arkadaşlar 5 artı 1 eksi 1'den gördüğünüz gibi 5 olmuş olacak. 8'in ikili permütasyonu bölü 8'in ikili kombinasyonu demiş arkadaşlar. Bakın şimdi 8'in ikili permütasyonu formülü şuydu. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Permütasyon bu. Kombinasyon N faktöriyel eksi N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel arkadaşlar. Ben permütasyonda mı şunu söylemiştim. 8'in ikilisi benim için şudur permütasyonda. 8 kişi var, 2 koltuğa kaç farklı şekilde oturur? Ben formülü çok uygulamayı sevmiyorum açıkçası. Bu bana daha güzel geliyor çünkü zor sorularda bu bize lazım. Şu formül çok kurtarmıyor basit sorular hariç. Dolayısıyla arkadaşlar 8 çarpı 7 diyoruz. Geliyorum C8 2. Burada formül tabi mecburen yapmak zorundasın. 8 faktöriyel Bölü 8 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Dolayısıyla 8 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar burada da 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazabilirsin. Aşağısı da 6 faktöriyel. Bunlar gitti. 56 bölü 2'den 28 geldi. O zaman pay 8 çarpı 7'den 56. Pi da 28. Böylece 2 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada biz size bir şey söylemek istiyorum. 8'in ikili kombinasyonunu ben arkadaşlar şöyle yapacağım. Aklınızda bulunsun. Pratik bir yöntem kendimce yoksa bir kural okullarda kitaplarda öğretilen bir şey değil. 8'in ikilisi diyor ya. 8'i 2 kere azaltarak açıyorum. Bakın 1, 2. 8'den 7'ye kadar mecburen 2 kere açtım. Birer birer azaltarak. Aşağıya da 2 faktöriyel yazıyorum. Benim çözüm yöntemim bu. Bunu bilmek zorunda değilsiniz. Siz şu formülü bilin. Ama ben sorularda pratik olmak açısından dediğim gibi alttaki kadar bunu açıyorum Pay, payı. Payda ya da faktöriyelli bir şekilde yazıyorum. Bir örnek daha göstereyim kendi anlattığım mantığı. Diyelim 9'un üçlüsü arkadaşlar. 9'u 3 kere açıyorum böyle. Aşağıya da 3 faktöriyel yazıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben böyle yaptığım için söylüyorum sadece. Diyelim bana dedi ki 10'un 7'lisi nedir? Tabii ki onu 7 kere açmayacağım. Basit olanı düşüneceğim sayıyı küçültüp onun 7'si onun üçlüsüne eşit ya. Hemen artık bu büyük olandan küçük olana dönüş yapın. Küçük olanı değerlendirin. 3 kere aç bunu. 19 8 bölü 3 faktör yani. Olay bu. Ben hocam buna alışmadım. Ben formülle yapacağım diyen arkadaşlar hiçbir mahsuru yok. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi bunlar birbirine eşit denmiş. O zaman arkadaşlar birbirine eşitse hatırlayalım neydi? Bunlar birbirine eşit olabilir. Yani 3 neye eşittir 6 neye eşittir 2. Veya toplamları gördüğünüz gibi üste eşit olabilir. Buradan da ne 4 öbür tarafa atarsak 3 geldi. Gerçekten yazalım yerine. 2 yazarsanız 2 kere 2 4 4 eksi 1'den 3 7'nin 3'üsü. Sonra burada arkadaşlar 2 yazarsak 7'nin 3'üsü. Hakikaten sayılar zaten birbirine eşit. Bir de 3 yazalım şimdi. 3 kere 2 6 1 çıkar 5. 7'nin 5'lisi. Sonra 5 eksi 3'ten 2. Bunlar da gerçekten birbirine eşittir. Gelelim şimdi buraya arkadaşlar. 6 elemanlı bir kümenin en fazla 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır demiş. Şimdi bakın. Bir kümenin demin dediğim gibi aslında N elemanlı alt kümesi demek. O kümeden N tane eleman seç demek. Dolayısıyla en fazla 5 ne olur? Hiç seçmemek. Bakın 6'nın sıfırlısı. Böylece bu kümeden hiç eleman seçmemiş olurum. Sıfır elemanlı alt küme gelir. Sonra devam ediyorum bakın. Altının birlisi bu kümenin bir elemanlı alt kümeleri. Altının ikilisi, altının üçlüsü, altının dörtlüsü en fazla kaç elemanlı alt küme diyor? Beş. Gördüğünüz gibi bu kümeden en fazla beş elemanlı alt küme seçeceğim. Burada hemen size bir uyarıda bulunayım. Bu soruyu böyle tek tek bunları bulacağım mı? Hayır. Bakın arkadaşlar 6'nın 6'lısını da ekleseydik bu 2 üzeri 6 olurdu demin öğrettiğim kuraldan dolayı. Neydi kural arkadaşlar? N'nin sıfırlısından N'nin N'lisine kadar olan alt kümelerin toplamı tüm alt küme sayısını veriyordu. N'nin sıfırlısı, N'nin birlisi nokta 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 nokta, N'nin N'lisi 2 üzeri N. Bu yüzden 2 üzeri 6'yı eşitledim. Artık bu mavi ile yazdıklarımı nasıl bulabilirim arkadaşlar? 2 üzeri 6'dan 6'nın 6'lısını çıkartırsam böylece geriye bu mavi ile yazdıklarım kalır. 6'nın 6'lısı nedir? 1. 2 üzeri 6, 64. 64 eksi 1'den cevap 63'müş arkadaşlar. Devam ediyorum bakalım. Bu sefer 6 elemanlı bir kümenin en az 5 elemanlı alt kümelerini bulacağız. 5 elemanlı alt kümesi ne demek? 6'nın 5 tanesini seç demek. En az dediği için bir de 6'nın 6'lısı yapabilirim. Bu bu kadar gördüğünüz gibi. 6'nın 5'lisi neye eşittir? 6'nın 1'lisi ne? Bu da neye eşittir? N'nin ne 1'lisi neye eşittir? Bu yüzden 6. Sonra arkadaşlar N'nin N'lisi ya da N'nin 0'lısı fark etmez. Bu 1'e eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla 6 artı 1'den cevap 7. İlk kısmı böyle kapatmış olayım arkadaşlar kombinasyonda daha başlangıçtayız. Yani bir nevi tanım yaptık, giriş yaptık. Devamında arkadaşlar normal kombinasyon sorularına geçeceğim. Ee, artık bu ilk girişten sonraki kısımlarda gerçekten hani 10 öğrenci arasından 2 öğrenci seçme, işte 5 öğrenciden 2 kız 1 erkek seçme şeklinde işlemler yapacağız arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere.